Çekimlerine geçen hafta başlanan ve başrollerinde Alina Boz'la Denizcan Aktaş'ı bir araya getiren Bandırma Füze Kulübü filminin setinden ilk kare geldi. Denizcan Aktaş ve Alina Boz'un hayranları tarafından dört gözle beklenen film, gerçek bir hikayeyi anlatıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmde ayrıca Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli ve Alican Yücesoy gibi isimler yer alıyor. Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak çekilen filmin çekimlerine geçen hafta başlandı. Çekimler Mudanya, Bandırma ve İstanbul Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirilecek. Bu arada filmin setinden ilk fotoğraf da geldi. 1950'li yıllarda yaşanan gerçek bir olaydan esinlenen ve bir dönem filmi olan Bandırma Füze Kulübü'nün setinden gelen ilk fotoğraf karesinde Alina Boz ve Denizcan Aktaş var. Her ikisi de dönemin kıyafetleriyle görünen iki genç ve yetenekli oyuncu çok farklı bir şekilde hayranlarının karşısına çıkacak. Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı. Bandırma Füze Kulübü'nün önümüzdeki yıl baharında vizyona girmesi planlanıyor. Önümüzdeki yıl vizyona girmesi beklenen film, Türkiye'nin ilk uzay oluşumu Bandırma Füze Kulübü'nün hikayesini anlatacak. 50 yıl önce uzaya roket fırlatan gençlerin hikayesi şöyle. Bandırma'da lise öğrencisi bir grup genç 1950'li yıllarda Sputnik I'ın uzaya fırlatılmasından etkilenerek bir füze kulübü kurmaya karar verdi. Kulüp üyesi olan gençler uzay ve evren konularını tartışılıyorlardı. Kulüp kısa zamanda büyüdü ve Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırmaları Derneği'ne dönüştü. En büyük amaçları uzaya bir roket fırlatmak olan bu gençler 1 metre boyunda ve 3 kilogram ağırlığında bir roket inşa ettiler. Ancak bu roket yerden 40 metre yükselebilmiş ve sonra denize düşmüştü. Gençler ikinci denemelerinde roketlerini 750 metreye çıkarmayı başardı. Kendileriyle alay edilmesini aldırmayan gençler birçok denemenin sonunda roketlerini 5415 metreye kadar uçurmayı başardı. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yazılan senaryosu, usta oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak. Bandırma Füze Kulübü'nün basın toplantısında Alina Boz açıklamalarıyla dikkat çekti. 10 Kasım'da Mudanya'da filmin çekimlerine başlandı. En son Maraşlı isimli ATV dizisinde izlediğimiz Alina Boz da yeni bir karakter ile sette yerini alacak. Önümüzdeki yıl yayınlanacak olan film için heyecanlı olan Alina Boz, Leyla isimli karaktere hayat verecek. Denizcan Aktaş ile başrolü paylaşan Alina Boz, Umut karakterinin en büyük destekçisi olan Leyla ile dikkatleri çekecek, oyuncu yeni rolü için bir hayli heyecanlı ve çok önemli mesajlar vereceği için de mutlu. Bandırma Füze Kulübü, filminde uzay bilimiyle ilgili hayallerini gerçekleştirmeye çabalayan Umut, Leyla'dan bulacağı destek ile yoluna daha kararlı devam edecek. Alina Boz, projede yer almaktan memnun ve şunları söyledi, "Sevdiğim insanlara her zaman yardımcı olmayı çok severim." Leyla da arkadaşı Umut'a yardımcı oluyor ve engellere rağmen bundan vazgeçmiyor. Ben de havacılık lisesi mezunuyum. Biz de okuldayken uçak maketi çalışmaları yapardık. Bugün okullarda füze maketleri de yapılıyor. Gençlerimizin bu filmi çok seveceklerini ve güzel mesajlar alacaklarını umuyorum. Alina Boz, yeni projesindeki rolüyle sevenlerine hoş mesajlar vereceği için de çok memnun. Basın toplantısında filmin çıkış hikayesini de aktaran yapımcı Mustafa Uslu, 2017 yılında Amerika'daki bir ödül töreni sırasında Bandırma Füze Kulübü'nü hikayesi ile tanışarak çekmeye karar verdiğini söyledi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Paramparça dizisi ile adından söz ettiren genç ve güzel oyuncu Alina Boz, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla gündemde. Son zamanlarda özel hayatıyla magazin basınında da yer alan güzel oyuncu, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. Rus bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Alina Boz bu kez annesiyle gündemde. Alina Boz'un annesi, Olga, güzelliği ile görenleri büyüledi. Başarılı oyuncunun annesini görenler, güzelliğini annesinden almış, yorumları yapıyor. Rus annenin kızı Alina Boz genç yaşta başarıları ile gündemde olmasının yanı sıra özel hayatı ile de gündemde sıkça yer alıyor. Bu kez gündem annesi Olga'nın güzelliği. Paramparça dizisi ile adından söz ettiren güzel oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile birlikteliği çok konuşulurken bu kez güzel oyuncu annesi ile gündemde. Alina Boz'un takipçileri annesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi, güzelliği ile görenleri büyüledi. Alina Boz'un güzelliğini annesinden aldığı anlaşıldı. İşte Alina Boz'un annesi Olga.
Alina Boz çocukluğunun ilk yıllarında Rusya'da bir köyde geçen 23 yaşındaki güzel oyuncu babasının işleri nedeniyle İstanbul Avcılar ilçesine taşındı. Genç oyuncu Alina Boz, kariyeri ve özel hayatı ile gündeme geliyordu, bu kez Alina'nın annesi Olga'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi, güzelliği ile büyüledi. Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında Rusya başkenti Moskova'da doğdu. Kırsal bir kasabada dünyaya gelen güzel oyuncu 7 yaşına kadar Rusya'da yaşadı, ilkokul ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başlayan Alina Boz, Türkçeyi burada ilkokul yıllarında öğrendi. Lise yıllarını Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından üniversite hayatında Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır. İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde 2013 yılında ekran karşısına geçmiştir. Paramparça dizisi adından söz ettirmeye başlamış, başarılı bir performans ile dizi finaline kadar Hazal rolünü üstlenmiştir. Uzaya füze gönderme hayalleri kuran liseli gençlerin başarı hikayesini konu alan, Bandırma Füze Kulübü, filminin basın toplantısı yapıldı, çekimlerine Mudanya'da başlanan filmin basın toplantısı Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirildi, yapımcılığını, Ayla, Müslüm, Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu ve yakında vizyona girecek, Kesişme, İyi Ki Varsın Eren, filmlerinin yapım şirketi Dijital Sanatların kurucusu Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin yönetmeni ise Ömer Faruk Sorak olacak. Toplantıda konuşan Uslu, projeye yaklaşık 4 yıldır hazırlandıklarını belirterek, bugüne kadar çok gün ışığına çıkmamış, duyulmamış bir hikayeyi Türk halkıyla buluşturacaklarını ifade etti, pandeminin sinema sektörü üzerinde etkisinin devam ettiğine değinen Uslu, heyecanlıyız, bu yüzden tüm olumsuzluklara rağmen sinema ve film yapmaya devam edeceğiz. Dedi, Mustafa Uslu, filmin eski halinin yeterince korunmadığı için Bandırma'da çekilmeyeceğini aktararak, sadece ufak bir kısmını Bandırma, Mudanya gibi mekanlarda çekebileceğiz. Ayrıca Beykoz Kundura Fabrikası'na Bandırma'nın 1958'deki halini inşa ediyor sanat yönetmenimiz. Bir yandan filmde kullanılacak füze roketin denemelerini yapıyoruz. Bir yandan da mekanlar inşa ediliyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.